Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle selamünaleyküm. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye yerli ve milli savunma sanayi konusunda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye her alanda olduğu gibi yüksek hızlı hedef uçak sistemlerinde de son derece kritik adımlar attı. Bu adımlardan bazıları ülkemizin adını altın harflerle tarihe kazır nitelikte. Bugün ele alacağımız konu da bunlardan bir tanesi. Çünkü Türkiye geçtiğimiz dönemlerde daha önce dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde Şimşek adı verilen yüksek hızlı hedef uçak sistemini alışılmışın çok dışında bir yöntemle kullandı. Bu konuya ülkemizin savunma sanayi analistleri de duyarsız kalamadı. Analistlerimizin konuşmalarını merak edenler varsa internet üzerinden birkaç ufak araştırma yaptığınız zaman çok kolay bir şekilde bu analizlere kendiniz de ulaşabilirsiniz. Özellikle insansız hava araçları konusunda bir devrim yaratan Türk savunma sanayi, bu konuda attığı her adımda alışılmışın dışına çıkıp ezberleri bozmaya devam ediyor. Ulaştığımız bilgilere göre, Türkiye sadece silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda değil, alt sistem projelerinde de benzeri görülmemiş işlere imza atıyor. Normal şartlarda sadece hedef uçak olarak geliştirilmiş olan TUSAŞ'ın Şimşek adını verdiği sistem, dünyada ilk kez aktif olarak keşif, İstihbarat ve gözlem için kullanılan MALE sınıfı bir İHA'dan fırlatıldı. Hedef uçak sistemlerinin standart üretim amacı aslında birçok çeşitli hava hedefini simüle etmek suretiyle hava savunma sistemlerinin, radarların, uçak savarların ve hava-hava füzelerinin test edilmesi. Aynı zamanda hedef uçak sistemleri faydalı yükler, yer kontrol istasyonu, fırlatıcı ve destek ekipmanlarından oluşan ve düşman uçaklarının, güdümlü mermilerin, füzelerin, radar kesit alanı ve kızılötesi izine yakın izler yaratan insansız sistemlerdir. Hava savunma sistemlerinin izleme ve atış eğitimlerinde kullanılan bu sistemler lançerle fırlatılıp paraşütle denize veya karaya indirilerek kurtarılmaktadır. Şimşek, teknik olarak turbojet motor kullanan, ses altı hızda seyreden, otonom uçuş özelliğiyle agresif manevralar yapabilen bir hedef uçak sistemi. Yüksek hızlarda kullanabildiği otonom agresif manevra kabiliyetiyle yerli hava-hava ve hava-kara sistemlerimizin geliştirilmesinde çok büyük rol oynuyor. Bu arada bahsettiğimiz MALE sınıfı İHA'dan yüksek hızlı hedef uçak fırlatma işlemi Türkiye'de gerçekleşmedi. Bu deneme Azerbaycan topraklarında yapıldı. Şimşek, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan Anka B atış testlerinde kullanılmak üzere seçildi. Azerbaycan savunma sanayi kaynaklarına baktığımız zaman, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve TUSAŞ arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra, 2019 yılının sonlarında Azerbaycan'a teslim edilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek, 3 gün içinde 6 uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşların 3'ü Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında bulunan bir test alanında yapıldı. Ama bunların hepsinin dışında asıl önemli mesele ve bizim videomuzun konusu olan durum, Şimşek hedef uçak sisteminin dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde Anka B'nin kanat altına entegre edilip fırlatılmış olması. Normal şartlarda hedef uçak sistemleri tüm dünya üzerinde mancınık veya lançerden fırlatılır. Altını çizerek belirtiyorum, bu konuda benim şahsi düşüncem, çeşitli harekatlarda da gösterdiğimiz üzere mevcut ürün ve teknolojilerimiz ile dünyada benzeri görülmemiş yeni konseptlere ve yeni kullanım biçimlerine önce oluyoruz. Bu kapsamda Anka B insansız hava aracımız gibi aktif olarak istihbarat, keşif ve gözlem amaçlı kullanılan bir İHA'dan hedef uçak sistemi fırlatılması daha önce benzeri görülmüş bir eylem değil. Bu işin uzmanlarından Fatih Mehmet Küçü'ye göre, Şimşek'in Anka B'ye entegre edilmesinin teknolojik katkısının yanı sıra taktik anlamda da çok önemli kazanımları olabilir. Örneğin, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin aldatılması gibi noktalarda bu sistem kullanılabilir. Tabii, gelişmiş radar ve sensörleri aldatmak için Şimşek'in mevcut haliyle kullanımı uygun olmaz. O noktada sistemin modifikasyonu, çeşitli elektronik güncellemeler gerekecek. Aselsan'ın atılabilir sahte hedef çalışmalarındaki tecrübelerinin aktarılması gibi seçenekler bu doğrultuda düşünülebilir. Ayrıca Şimşek'in basit ve küçük bir füze olarak kullanılabileceği senaryoda göz önünde tutulabilir. Tabii bu varsayımlar Şimşek ile ilgili faydalı yük standartları bilinmediği için birer yorum olarak kabul edilmeli. Ancak önemli olan husus, bu tarz hamlelerin getireceği taktik ve teknik avantajların bize sunacağı geliştirme potansiyelleri. Bu arada Anka B'den yapılan bu atış denemesinin Azerbaycan'da gerçekleşmesi önemsenemeyecek derecede önemli bir konu. Aranızda bilmeyenler olabilir, Azerbaycan'ın İHA pazarı İsrail tarafından domine edilmiş durumda. Azerbaycan'da İsrail üretimi birçok farklı sınıfta İHA aktif olarak kullanılıyor.
Hatta orbiter modelinin lisans altı üretimi dahi gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Azerbaycan'da yapılan test atışları ve çeşitli denemeler üreticilerimiz için bir pazar avantajı sağlamaktı. Ayrıca Anka-B'ye şimşek hedef uçak sistemi entegrasyonu gibi yenilikçi kullanım yöntemlerinin farklı ülkelerde test edilmesi, Türk savunma sanayi şirketlerimizin yenilikçiliğini sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmediğinin bir göstergesi. Bu bahsettiklerimiz çok ufak tefek detaylar gibi gözükse de aslında oldukça önemli gelişmeler. Bunların haricinde bahsi geçen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği, dünyanın da yakından takip ettiği Mavi Vatan tatbikatında da boy gösterdi. Bu tatbikatta gemilerimizin hava savunma ve yakın hava savunma sistemlerinin atış testlerinde kullanılan Şimşek, tehdit unsurlarının gerçeğini aratmayan özellikleriyle önemli katkılar sunmuş oldu. Tüm operasyonların gemide kurulu sistemlerle yürütüldüğü Mavi Vatan tatbikatında Şimşek hedef uçak sistemi toplamda tam 8 sorti uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Hava aracının fırlatma aralığı 6-8 dakika mertebesine indirilerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına fayda sağlandı. Bahsi geçen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde TUSAŞ tarafından hala geliştirilmeye devam ediliyor. Kara veya deniz sathında bulunan hedeflere karşı kullanılan saldırı amaçlı muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine benzer yeteneklere sahip bulunan Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonları sayesinde 20 ila 50 bin fit irtifa aralığında değişik hızlarda uçuş yapabilmesine olanak sağlayan geniş uçuş zarfıyla birçok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleri sayesinde yerde konuşlanmış savunma sistemlerine karşı etkin bir hava tehdidini aratmıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.